Ülkemizin pediatrik oftalmoloji alanındaki durumu düşünüldüğünde pek çok sorunla karşılaşılmaktadır. Diopter düzeltimi yaklaşımlarının uyumlu olmadığını ve belli bir sebebi olmadan birçok çocuğun kasten ambliyop bırakıldığını fark ettik. Bu yüzden tedavi fırsatı yaratmaya ve ülkemize pediatrik oftalmolojiye ilişkin modern yöntemlerin getirilmesini sağlamaya karar verdik. Ve böylece ekibimiz pediatrik oftalmoloji alanındaki en ünlü isimlerden biriyle irtibata geçti. Bu kişi, çocuklarda oftalmoloji problemleri hakkındaki çok sayıda çalışmasıyla birincilik ödüllerini toplayan Profesör Autrada'dan başkası değildir. Kendisi Barcelona'da düzenlenen bir kongrede çift birincilik, iki birincilik ödülüne layık görülmüştür. Kongrede bir kişinin aynı günde iki birincilik ödülüne layık görülmesine oftalmoloji alanında çok nadiren rastlanır. Bu sebeple Sırbistan'daki çocukların oftalmoloji sorunlarını çözmemize yardım etmesi için Profesör Rudolf Autrata'yı ekibimize katmaya karar verdik. Çocuklardaki oftalmoloji problemleri yalnızca diopter düzeltiminden ibaret değildir. Progresif yüksek miyopta cerrahi müdahalede bulunabilmek için strabismus ya da şaşılık problemlerini, ptozis ya da göz kapağı düşüklüğü sorununu çözmeliyiz. Bu prosedürlerin amacı artan diopter trendini yavaşlatmak ve yeterli düzeltmeyi elde etmektir. Eğilimi arttırarak ve yeterli düzeltme gerçekleştirerek diopteri azaltmayı amaçlayan ileri cerrahi işlemler uygulayarak sarkan göz kapakları sorunlarını, şaşılık veya gözlerin farklı yönlere bakması sorunlarını çözmek zorundayız. Profesör Autrata sayesinde birkaç ay onunla birlikte çalışarak çocuklarda lazerle diopter düzeltmelerinde olağanüstü başarı elde ettik. Bütün o küçük çocukların artık kontak lens ve gözlük kullanmadığını mutlulukla söyleyebilirim. Gözlükle tedavi edilemeyen ve hastaların kontak lensi tolere edemediği yüksek miyopta her iki gözde de diopter farkının olduğu durumlarda bu şekilde diopter problemlerine çözüm getirildi. Ve böylece ambliyopilerini tedavi ettik. Bu çocuklar artık nüfusun ambliyop üyeleri olmayacak. Normal okullara gidecekler, ambliyop çocukların okullarına değil. Tako da smo na neki način ovoj deci omogućili da sutra to ne budu slabovidi članovi populacije i da idu u redovnu školu, a ne u školu za slabovidu decu.